Evet sevgili dostlar, yine yepyeni video ile sizlerin karşındayım. Ben Uğurhan Türker, umarım hepiniz iyisinizdir, ben iyiyim, enerjiyim. Sizlere video hazırladığım için de mutluyum. İsterseniz daha fazla sözlerimi uzatmadan videomuzun ilk konusuyla Galatasaray'ın gündemini, Galatasaray transferlerini, Galatasaray'ı konuşmaya başlayalım. İlk konum Dominic Torrent. Dominic Torrent ile alakalı dün Twitter hesabımdan da bir bilgi paylaşımı yapmıştım. Daha doğrusu bir şaşkınlık ifadesiydi aslında. Çünkü Dominic Torrent'in çok fazla destekçisi yoktu sezon tamamlanırken. Ancak bir anda Twitter'da ve diğer sosyal mecralarda Dominic Torrent'i destekleyen bir kesim, bir güruh ortaya çıkmadı. Çıkması açıkçası beni şaşırttı. Dolayısıyla da bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü Dominic Torrent'in kalmasını isteyen sayısı 100 kişiden belki 3 kişi, 5 kişiyken bir anda 20-25 kişiye çıkmaya başladı ve bunlar belki de daha sık görünmeye başladı. Dolayısıyla da bu benim ilgimi çekti. Konuyla alakalı da bir araştırma yaptığımda sizinle alakalı şöyle bir bilgi paylaşayım. Dominic Torrent şu an bir hazırlık içerisinde ekibiyle, şu an Galatasaray'da aktif olarak görev aldığı ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde. Bu hazırlıkta her iki başkan adayına da bir sunum yapma hazırlığında Dominic Torrent. İspanyol çalıştırıcı bu sunumda önümüzdeki sezon hangi futbolcular kalmalı, hangi futbolcular gitmeli, hangi futbolcuları kullanmayı planlıyor, altyapıdan kaç futbolcuyu oynatacak, kaç futbolcuyu oynatmayacak ya da transferlerle alakalı çok fazla bir bütçe beklentisi olmadığını da ve kendisiyle çalışılması gerektiğini de farklı yollarla ifade etmiş olacak ve anlatmaya çalışmış olacak. Dediğimiz gibi Dominic Torrent Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Zaten ayrılmak istemesi de çok olağan olmazdı. Yaklaşık olarak 1.750 milyon euro bir kazanç elde edecek önümüzdeki seneye. Tabii gitse bu paranın yine belli oranını alacaktır ama burada devam etmesi de onun kariyeri açısından bambaşka bir nokta olabilir. Çünkü bugüne kadar çalıştırdığı kulüplere baktığımızda Galatasaray kalibresinde bir kulüp, Galatasaray gibi taraftara sahip, Galatasaray gibi geçmişe sahip hiçbir kulüp yok. Dolayısıyla o da en azından bir sezon daha burada kalmak istiyor. Ancak Dursun Özbek'in kesinlikle Dominic Torrent'te çalışmak gibi bir düşüncesi yok. Şafancıoğlu ve ekibinin belki bir ihtimal olabilir. Belki bu ihtimal %10-15 civarlarında ama yine de böyle bir ihtimal olabilir. Süreç içerisinde ben sizi yine bu konu hakkında farklı şekillerde bilgilendirmeye gayret edici göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçelim diğer konumuza. Bu bir transfer konusu. Önceki videolarımda dile getirmiş olduğum ve dün itibariyle de bazı farklı bilgiler oluşmaya başlayan futbolcumuz, Danimarkalı futbolcumuz Victor Nelson transferi. Victor Nelson'a İtalya'dan Sassuolo'nun bir teklifi olduğunu ve menajerler aracıyla bu teklifin kulübe ulaştığını size söylemiştim. İkinci bir teklif, ikinci bir yoklama da iki stoperini de satmaya hazırlanan, hatta birini resmi olarak satan Sevilla'dan geldi. Sevilla bildiğimiz üzere stoperi, Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u Aston Villa'ya yüksek bir bonservis ücretiyle gönderdi. Keza aynı şekilde ikinci stoperi olan Fransız stoperi Jules Koundé'yi de yine çok yüksek bonservis bedelleriyle Chelsea'ye gönderme ihtimali var. Ona da oradan bir teklif var, oradan bir istek var. Dolayısıyla onlar da Victor Nelson'ın listelerine eklemiş durumdalar. İki stoper sattıktan sonra bu sezonu başarılı şekilde geçirmiş olan Victor Nelson ismi onlar için de ön plana çıkmış durumda. Ancak tabii ki ekonomik olarak bazı şartlar gerekiyor. Galatasaray'ın istemiş olduğu bazı şartlar olacaktır. Çünkü Galatasaray zaten sezon başında Danimarkalı stoperi transfer ederken 7 milyon avro ödeme yapmıştı. Dolayısıyla Galatasaray'da yine belli bir serbest kalma ücreti de var. Tabii ki gönül serbest kalma bedelinin karşılığını bu şekilde oyuncunun gönderilmesi ama şartlar nasıl gelişir, oyuncu tavrını nasıl ortaya koyar, bunu kestirmek çok güç. Tabii ki dediğim gibi en başından beri dile getiriyoruz. Bütün transfer haberlerinde gelenler gidenler için
sürekli söylüyorum, her daim söylüyorum. Mevcut yönetimin herhangi bir tasarrufu yok. Onların zaten şu an hani öyle bir karar alma durumları da yok. Kendilerinin de böyle bir isteği, düşüncesi yok. Dolayısıyla da yeni gelecek yönetimin tavrı çok belirleyici olacaktır. Belki yeni gelecek teknik ekip olursa onların da bu konuda tavrı nasıl olacaktır? Victor Nelson'la alakalı düşünceleri nasıl olacaktır? Bunların hepsi transferde birer belirleyici unsur. Keza oyuncunun kendi isteği de önemli. Ancak umut ediyorum, Sevilla olur, İtalya'dan Sassuolo olur ya da başka bir kulüp olur. Victor Nelson eğer satılırsa Galatasaray'ın kar edeceği şekilde, Galatasaray'ın gözünün kalmayacağı şekilde inşallah transferi gerçekleşir. Diğer satılacak, satılmasını beklediğim futbolcuları da her daim dile getirmiştim. İnşallah aynı durum onlar için de geçerli olur arkadaşlar. Evet dostlarım, gelelim diğer olaya. Diğer olayda Ozan Kabak iddiası. Galatasaray için bir Ozan Kabak iddiası var. Onu araştırdım. Sizler için şöyle söyleyeyim, şöyle dile getireyim. Ozan Kabak şu an iki başkan adayı içinde ortak olarak çalışan sportif direktör Cenk Ergün'ün aklının bir köşesinde var. Bunun sebebi de şu: Galatasaray eğer az önce söylediğim konudan mütevellit, hem Marcao'nun hem de Victor Nelson'ın satışları gündemde. Bu futbolculara bu transfer döneminde çok ciddi teklifler geleceği çok açık. Dolayısıyla Galatasaray burada her iki futbolcunun satışını da yapabilir mi? Yapabilir. Tabii ki en başından beri söylediğim gibi ekonomik şartlar çok önemli. Dolayısıyla da kuralların değişmeyeceği varsayılarak şu an transfer harekatı sürdürülüyor. Mevcut yabancı kuralı devam ederse, yani 3 yerli oynatma zorunluluğu devam ederse ya da 4 yerli oynatma zorunluluğuna çıkarsa bu kural, Galatasaray her şekilde 2 stoperini sattıktan sonra Ozan Kabak gibi kaliteli yerli bir stoperi kaçırmak istemeyecektir. Burada zaten problem yok. Bu doğrultuda da iki isim gündeme geldi Galatasaray için. Diğerini birazdan anlatacağım. İlk isim Ozan Kabak. Ozan Kabak sezonu kiralık olarak Norwich City'de geçirmişti ve Norwich City'de gerçekten çok çok kötü bir sezon geçirerek Championship'e düştü. Premier Lig'den Championship'e düştü. Dolayısıyla oradaki sözleşmesi de sona ermiş oldu Ozan Kabak'ın. Satın alma opsiyonu vardı ancak kullanılmadı elbette. Ve oyuncu bu sezon başarılı bir sezon geçirerek Bundesliga 2'den Bundesliga'ya çıkan ve bonservisin nasıl sahibi olan Schalke 04 kulübüne geri döndü. Ancak şunu kesinlikle dile getirebilirim ki Ozan Kabak'ın Schalke 04'te kalması çok mümkün değil. Dolayısıyla da kendisine başka bir kulüp araması talebi Schalke'li kulüp yöneticileri tarafından kendisine iletilmiş. Oyuncu İspanya'dan bir kulübün ilgisi olduğunu doğrulattım. Keza İtalya'dan bir kulübün daha teklifi ve daha doğrusu ilgisi var. Türkiye'den de dediğim gibi Galatasaray'ın oyuncuyu eğer yönetimlerde seçim sürecinden önce bir hareketlilik gerçekleşirse oyuncuyla alakalı bir istek olacak. Tabii Ozan Kabak'ın tavrı burada çok çok önemli. Ozan Kabak Avrupa'da kalmak isterse bu transferin olması çok mümkün görünmez. Ancak Avrupa'daki misyonunu tamamladığını ve Türkiye'de birkaç sezon daha forma giymek istediğini dile getirirse Galatasaray yetiştiği kulüp olarak bu transferi tamamlayabilir. Süreci takipteyim, oldukça sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Galatasaray'ın yerli bir isim stoper rotasyonunu dahil etmek istediğini az önce Ozan Kabak'la söylemiştim. Hatta hatırlarsınız ki sözlerime Galatasaray'ın orada yerli bir isim kadroya katmak istediği için iki ismin alternatif olarak düşünüldüğünü, birincisinin Ozan Kabak, ikincisinin ise Galatasaray'ın defalarca, belki de 2-3 defa kapısından dönen Kaan Ayhan ismi olduğunu doğrulattım arkadaşlar. Yine Cenk Ergün tarafından Kaan Ayhan ismi de transfer listesine dahil edilmiş durumda. Oyuncu bildiğimiz üzere Fortuna Düsseldorf'tan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. O dönemde de Galatasaray'a yine transferi ciddi manada konuşulmuş, ancak Galatasaray'ın o dönemki yönetimi 2,5 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesini sıcak para akışıyla sağlayamadığı için oyuncu hem de İtalya'da devam etmek istediği için orada devam etmişti kariyerine. Daha sonraki süreçte Galatasaray transferi yine konuşuldu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde her konuda artık anlaşma sağlanmıştı, ancak transfer süreci Sassuolo'nun stoperlerini satmasından ve kadroya kısa vadede stoper dahil edememesinden dolayı yine bozulmuştu. Şimdiki durum biraz daha farklı, ancak Sassuolo'nun Galatasaray'dan Victor Nelson istediğini söylemiştim. Galatasaray'da belki bu durumu biraz avantaj olarak gösterip farklı bir transfer stratejisi düşünebilir mi? Düşünebilir. Ancak dediğim gibi ben bunu satıştan bağımsız olarak bir alış olarak düşünüyorum. Oyuncunun şu an Transfermarkt değeri 5 milyon euro civarında, 27 yaşında. Bu sezon 24 maçta yanlış hatırlamıyorsam forma şansı bulmuş. Bu maçlara yaklaşık olarak 24 maçı ilk 11 olarak forma giydiği maçlar %35 civarında. Yani genellikle sonradan oynayan, sonradan süre bulan bir futbolcu. Bildiğimiz üzere yerli stoperlerimizden, milli stoperlerimizden, sağ beklerimizden birisi olan Mert Müldür de aynı kulüpte forma giymekte. Keza aynı durum onun için de geçerli. Çok fazla ilk 11 şansı bulamayan iki futbolcumuz bunlar. Kaan Ayhan nispeten bu sezon biraz daha fazla oynamış olabilir, ancak yine de kendisi devam etmek ister mi istemez mi, oradaki süreci takip etmek gerekiyor. Oyuncunun Sassuolo kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Transfer sürecinin nasıl gelişeceğini ben de merak ediyorum. Kaan Ayhan gerçekten Galatasaray'a transfer olursa bence önemli bir hamle olacaktır. Çünkü gerek sağ bekte, gerek stoperde, gerek ön libero yeri geliyor. Orta sahanın merkezinde kullanılabilen çok joker bir futbolcu. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nden hangi takım alırsa alsın çok önemli bir transfer yapacağını düşünüyorum. Gelelim son transfer haberimize. Son transfer haberimizde İspanya'dan arkadaşlar, Portekizli ön libero futbolcusu, şu an Getafe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi Gerson Fernandes transferinden çok yakından tanıdığımız Benfica'da olan 22 yaşındaki ön libero olan Florentino Ruiz. Florentino Ruiz menajerler aracılığıyla her iki başkan adayına da önerilmiş arkadaşlar. Oyuncu geçtiğimiz dönemde Benfica'da çok fazla tutunamadı. İlk olarak Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Ancak Monaco'da da yaklaşık olarak 10-15 arasında maçta süre buldu ve çok fazla forma şansı bulamamakla beraber performans olarak da yetersiz kaldı. Son gittiği ekipte aslında bu sezon başında Galatasaray'la ismi geçmişti. Gerson Fernandes'le beraber Galatasaray transfer olacağı uzun bir süre Portekiz basınında ve Türk basınında konuşulmuştu. Ancak belki de ekonomik olarak şartlar oluşmadı. Ve dolayısıyla ne Gerson Fernandes transferi ne de Florentino Luis transferini Galatasaray gerçekleştirememişti o dönem. Florentino Ruiz kiralık olarak Getafe forması giymeye başladı ve bu sezonu kiralık olarak Getafe'de forma giyerek tamamladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu var, ancak Getafe kullanmayacağını dile getirelim. 24 maçta süre buldu ve yaklaşık olarak bu maçların %25'ine, yani çeyreğinde ilk 11 olarak başlamış oldu. Çok fazla şans bulamadığını ve performans olarak da İspanya'da Liga'da yetersiz kaldığını dile getirelim arkadaşlar. Dolayısıyla Getafe'de onunla devam etmeyi düşünmüyor. Dolayısıyla ön libero ve orta saha arayan Galatasaray'ın her iki başkan adayına da menajerler aracılığıyla önerilmiş bir futbolcudan söz ediyoruz. Tabii ki Benfica'nın ekonomik olarak şartları nasıl olur? Ben çok büyük beklenti içerisinde olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Monaco'ya gitti, oyuncu oynayamadı. Son iki sezonda 30 civarında maç oynamış. İki sezonda 30 tane maça çıkmış. Ve bu maçların birçok çoğunluğu da zaten yedekten oyuna girmiş. Çok fazla süre şansı bulamamış bir futbolcudan bonservis olarak çok büyük beklenti içerisinde olacaklarını ben düşünmüyorum. Oyuncu henüz 22 yaşında, Portekiz alt yaş kategorilerinde 80-85 kez milli takım formasını giymiş bir futbolcudan söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Ligi'nde kendisini gösterebileceğini ve Türkiye'ye gelirse bir anda parlama gösterip belki de birkaç sene içerisinde tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girip Avrupa kulüplerine satışının gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Açıkçası bu transfer beni çok heyecanlandırdı. Eğer olursa belki de Galatasaray 2-3 sene içerisinde bu oyuncudan çok daha yüksek bonservis bedelleri kazanacak duruma gelebilir. Umut ediyorum bu öneri değerlendirmeye alınır ve bu transfer ekonomik şartlar oluşur ve gerçekleşir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Galatasaray'ı konuştuğumuz, Galatasaray transferlerini konuştuğumuz,
her detayı atlamadan dile getirmeye çalıştığımız bir videoyu daha tamamlamış bulunuyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olup beni desteklemeyi, imkanınız varsa videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bana istediğiniz her saat diliminde Twitter hesabımdan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Videolarımda yer almasını istediğiniz konuları, sormak istediğiniz şeyleri sorup bu konuda benden bilgilendirmeler alabilirsiniz. Siz bana destek verdiğiniz sürece ben YouTube'a devam edeceğim. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın arkadaşlar. Sözlerimi tamamlarken bugün Sinan Erdem'de oynanacak olan Galatasaray-Nef Anadolu Efes maçında da takımımıza başarılar dileriz. Anadolu Efes seyircisinin önünde bugün ve pazar günü olmak üzere iki tane maç oynayacağız. İnşallah bu maçlardan minimum birinden galibiyet alarak daha sonrasında kendi seyircimiz önünde oynanacak olan iki maçta avantajlı bir şekilde dönüş sağlarız. Koçumuz, basketbol koçumuz Andreas Pistiolis ve basketbolcularımızın her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Sizlerin de kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum. Güzel günler geçirmeniz dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere.